Merhabalar arkadaşlar, Ünite dersleri serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Daha öncesinde hatırlarsanız animasyonuna ve animatör arayüzüne bakmıştık. Hatırlamayanlar ve eğer izlemeyenler sağ üstten tekrar o videomuza ulaşabilir. Bugün kodlara gireceğiz, kodlarla nasıl animatöre etkileşim yapabiliriz ve nasıl kullanırız şeklinde bir inceleme yapacağız. Bu bölümümüzde sıfırdan hepsini oluşturmayacağım çünkü çok boş vaktimizi alacak. Onun yerine daha önce videodan önce oluşturduğum karakter üzerine inceleme yapacağız. Bakacağımız kısım animatör kısmı. Animatörde benim bir animasyon ağacım var. Burada farklı şeyler kullandık. Standart karakterin dansı, zıplaması, koşması ve yürümesi. Bir de yürüyüp koşarken gibi zıplaması bulunuyor. Bir de idle yani durma animasyonumuz var. Burada farklı teknikler kullandık. End state'i kullandık. Hepsini göstereceğiz. Bizim animasyonlar geçişimizde zaten önceki videoda anlatmıştık. Farklı geçiş parametrelerimiz var. Bunlar da nedir? inspektörden de yine takip ettiğimizde görüyorsunuz. Jump bir trigger'ım var. Dance trigger'ım var. Move bool'um var. Hareket bool'um var. Ve e, v 2 yani walk to run'ın kısaltımı olarak yazdım. Yürümeden koşmaya bir float değerim var. Sıfırla bir e arasında. Şimdi bunları nasıl kullanacağız? Kullanımına geçmeden önce yine göstermek istiyorum şemayı. Any state'ten dansa geçiyoruz. Yani any state ne demek? Herhangi bir durumdan, herhangi bir animasyondan dansa geçebiliriz. Zıpladıktan sonra da dans edebiliriz. Dururken dans edebiliriz. Koşarken, yürürken vesaire. Any state'den dansa geçişi yaparken bakın burada benim dans condition'ım var. Bu neydi? Trigger'dı. Ee, burada condition ekledim. Settings kısmında şu şekilde exit time var. Ne de transition offset duration var. Dans'tan da animasyon bittikten sonra bakın exit time ekledim. Otomatik olarak herhangi bir conditionsız idle animasyonuna geçiyor. Onun dışında idle'dan zıplamaya jump trigger'ıyla geçiyor. Burada bir transition ekledim dedim yani direkt zıplamasın ki e, durmadan zıplamaya bir yumuşak bir geçiş olsun yani burada bir değer yumuşatması yaptım. Heza buradan da tekrar e, zıplama animasyonu bitince durmaya geçiyor. Aynı şekilde walk bakın bunu bool olarak kullandım trigger değil bool olarak kullandım. Move bool'un aktif olunca koşmaya ve yürümeye geçiyor. Deaktif olunca durmaya, idle'a tekrar geçiyor. Yine transition offset'leri koydum bu sizin animasyonunuza göre bu ayarları değerleri oynayarak güzel bir smooth bir görüntü elde edebilirsiniz. Yine aynı şekilde zıplamaya burada da bir şey zıplamamız var. Neden iki tane zıplama kullandım biri durduğu yerden zıplama biri koşarken zıplama. İkisi arasında animasyon farkı var. O yüzden zıplamayı iki farklı yerde kullanma gereksinimi duydum. Yani eğer tek animasyon olacaksa siz direkt zıplamaya da bu koşma ve yürümeden bağlantı kurabilirsiniz. Ben iki farklı animasyon diye sadece koşunca bu bakın jump before move animasyonu oynayacak. Buradan da zaten animasyon bitince tekrar ayrıla geçişimiz var. Burada size hem event kullanımını hem de animasyon kullanımı kodlar üzerinden göstereceğim. Göstermeden önce hemen bir showcase yapalım. Karakter üzerinde nasıl gözüküyor? köyle böyle bir karakterimiz var. Karakterimiz dans edebiliyor. Hemen şöyle bir dans animasyonu çalıştırdım. Karakterimiz dans ediyor. Karakter hareket ediyor bir karakter hareketimiz var. Gördüğünüz gibi durduğu yerden zıplayacağım. Durduğu yerden zıplama. Bu da yürürken, zıplama ya da koşarken zıplama. Karakterimiz yürüyor ve koşuyor. Yürüyüp koşmasını nasıl yaptım? Walkthrough'un dedik. Oraya da değinmedik en son. Yürüyüp koşmasına blend tree kullandım. Şu animasyon değil blend tree'dir. Hemen size geldiğinde bakın blend tree yine önceki videoda bahsetmiştik. Nedir? İki, yani birden fazla değer arasında e, geçiş yapmaya imkan sağlıyor. Sıfırla bir arasında bakın. Volt e, to run, V 2 buraya bağladık. Sıfırla bir arasında zaten renk geçişini de görebiliyorsunuz bariz bir şekilde. Bu şu demek oluyor. Sıfırken en baştaki animasyon birken de diğer animasyon oynasın demek oluyor. Bu arasında geçişte de aynı anda animasyonları oynatabiliyorsunuz merge ediyorsunuz. İnspektörden baktığınızda zaten e, bu değere bakın şurada parametre de gösteriyor 0 ile 1 arasında. Şu biri walk animasyonu biri run animasyonu 0.5 yaparsanız iki animasyonun da ortasında yani merge etmiş olursunuz. İki animasyonu da aynı anda oynar aslında. Onu kendi yani e, hani zekası nasıl diyeyim kendi algoritması olarak bu iki animasyonu birleştirir. Biz de bunu kullandık. Neden kullandık? Yürümeden direkt koşmaya geçmeyeli. Yani yürürken bir anda koşmaya başlamıyor. Biz bu değeri karakterin hızıyla bağlantılı kurduk. Yani karakter ne kadar hızlı giderse yürüme animasyonundan koşma animasyonuna o kadar bir geçiş oluyor. Öyle bir geçiş oluyor. Bunu şöyle takip edebiliriz zaten. Böyle bir oyunu başlatacağım. Bakın burada V to R'yi görüyorsunuz. Şu an yürüyorum. Bakın sıfırda hiçbir değişiklik yok. Şimdi koşmaya başlayacağım. Shift'e basarak koşmaya baş. Tabii şu an karakterimi seçmem gerekiyor. Bakın şu an sıfırda yürüyorum. Şu an sıfırda. Gidiyor. şimdi koşmaya başlayacağım bakın koşuyorum tak 1'e geldi bırakıyorum koşuyorum sol taraftan sayının değişimini görebilirsiniz koşuyorum bırakıyorum koşuyorum bırakıyorum bu şekilde karakterin koşmasına yürümesine veya hızına bağlı olarak animasyonumuzu da yine runtime'da değiştirebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Arayüzü gösterdik. Dizimini gösterdik. Nasıl gözüktüğünü de gösterdik. Gelin kodlara bakalım. Kodlarımız basit. Hatırlarsanız animasyonlarda 4 tane değişkenimiz var. Anim.setTrigger diyerek animatördeki trigger'ı setBool diyerek bool değişkenleri float'la float'u integer'la da integer değerleri çekebiliyoruz. İçine de string bir değer yazmamız istiyor. Yani buradaki lerin ismini yazmamız gerekiyor. Mesela dans animasyon bir trigger. Ben bunu ne yapacağım? Set trigger dans deyip burada dans animasyonunu çalıştırabilirim. Aynen şu şekilde yazarak bu yazdığım yerde animasyonumu anlık olarak çalıştırabilirim. Şimdi gelelim player controller'ımıza. İşte burada karakterin yürümesini, zıplamasını, koşmasını vesaire ayarladık zaten. Karakter controller kullanarak bunun da videosu yine önceki videolara bakarsanız bulabilirsiniz. Karakter hareketi ile alakalı. Gelelim animasyonlar kodumuza. Animasyonları siz daha iyi anlamanız için bir metot içerisine yazdım. Burada bizim dans animasyonumuz var. Bakın L tuşuna bastığımda karakterim dans etmeye başlıyor. Sadece set trigger dedim. Ve L'ye bastığımda dans animasyonu oynuyor. Lava animasyonu ise şöyle bir şey var. Space tuşuna basıyorum. Ayrıca is ground yani karakterim yerdeyken zıplasın diyorum. Sadece space'e basması yetmez. Yani havadayken bir daha space'e basıp karakterim havada zıplamasın diye böyle bir bool ekledim ki onda zaten karakter yerde mi değil mi kodlarda takip ediyorum. Onun dışında son olarak da burada hareket animasyonum var. Hareket animasyonumda input aksislerden aldım. Yani diyorum ki karakterim sağa sola veya ileri geri hareket ediyor mu etmiyor mu? Yani karakterim hareket ediyor mu kısaca? Hareket etmiyor ise, pardon hareket ediyor ise yani bu değerler sıfırdan float değerlerdir. Karakterim hareket ediyorsa move kodum bakın burada bool yapıyorum. Set boolu move'u true yapıyorum. Yani set bool move'un true olması ne demek? Karakterimiz idle'dı. Şuradaki move'un true olması yani animasyonun walk to bizim blend tree'ye geçmesi demek. Blend tree'ye geçtikten sonra blend tree'de de float değerini düzenliyorum. Neydi? W to R yani walk to run olan. Anim set float'ta da bunu karakterin tamamen hızına bağlıyorum. Yani nedir karakterin hızı bölü başlangıç hızı eksi 1 diyorum. Yani şu şu şekilde oluyor. Bu yazdığım kodlardan gelen yani siz buradaki karakterin hızını nasıl kullanıyorsanız çekebilirsiniz. Elle de yazabilirsiniz. Benim bir başlangıç hızımı tutuyorum ve ben bu speed'i sürekli değiştiriyorum. Yani koşmaya başladığında bu artıyor. Durduğunda yürümeye başladığında bu azalıyor şeklinde. Bu da benim başlangıç hızım. Bu şekilde hıza bağlayarak da float'unu değiştirebiliyorum. Bunun yumuşak geçiş yine arasında düz geçiş yapmaması tamamen aslında hareket kodumla alakalı. Bakın şurada bir koşma kodum var. Şimdi koşma kodunda şunu kullanıyorum. Mateflor kullanıyorum. Burada dipidimi koşma hızına eşitliyorum aslında. Yani benim saniye ile bazında yürüme hızından koşma hızına belirli bir sürede çıkıyor. Benim hızım bu speed büyük yazdığım değerim belirli bir sürede arttığı için buradaki değer de yavaş yavaş artıyor ve benim bu sıfırdan bire gitmesi şuradaki walk to yani şu değerin sıfırdan bire gitmesi o, o denli yumuşak oluyor. Ben ne kadar hızlı koşmaya başlarsam o kadar hızlı Animasyon geçer ne kadar yavaş başlarsam animasyon o kadar yavaş geçer. Bu şekilde ayarlayarak karakterin hızına bağlı bir animasyon yapabilirsiniz. Böylelikle e, Blend Tree'yi kullandık. Animasyonları kullandık. Set Bool Trigger'ını kullandık. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde yazarak triggerlayabilirsiniz. Bool True False yapabilirsiniz. Veya işte Float değerlerini değiştirebilirsiniz. Runtime olarak bu metodumla tamamen zaten update'in içerisinde çağırıyorum. Sürekli kontrol ediyorum. Bu şekilde istediğiniz koşula bağlı olarak istediğiniz değeri animasyonu oynatabilirsiniz. Burada önemli nokta burada bağladığınız layer yani hangisi hangisine bağlı nasıl bir condition var. Buradan yine settings'ten de güzel bir değer elde edebilirsiniz. Ekstra şeyi göstermek istiyorum. Benim kullandığım size de göstereceğim. Benim karakterim bakın gördüğünüz gibi bir zıplama animasyonumuz vardı. Zıpladığında havaya doğru zıplıyor kalkıyor yerden yükseliyor yani. Peki bunu animasyonla yapmıyoruz yani bizim normalde karakterimiz Şöyle şu şekilde zıplıyor. Yani tamamen animasyon zıplamasını göstereceğim. Yani karakterim animasyon ile yükselmiyor. Animasyon yerinde sabit oynuyor. Ee, burada ben zıplam, zıplama animasyonu bulunduğu yerde oynatıyorum. Peki karakteri yukarı aşağı nasıl yapıyorum? Bu aslında benim zıplama kodumla alakalı. Şöyle benim zıplama kodumda ekstra jump action'ım var. Ne yapıyorum? Karakterin y'sini arttırıyorum. Belirli bir matematik formülü bu zıplama kodu ki bu da zaten karakter controller videomuzda bahsetmiştik. Karakterin kısaca yüksekliğini arttırıp azaltıyorum dan bağımsız olarak. Bunu da nerede çalıştırıyorum? Bakın metodu hiçbir yerde kullanmıyorum kod içerisinde. Ben bu metodu nerede çağırıyorum? Animasyonun içerisinde çağırıyorum. O da nasıl oluyor? Bakın jump animasyonuna geldiğimde animasyonu açıyorum. Karakterin animasyonlarını açtım. Jump animasyonuna tıkladığımda bakın burada bir e, beyaz bir çizgi var. Göreceksiniz Şöyle çok büyütünce de karışık oluyor. Burada beyaz bir decay bir çizgi var. Keyframe'in dışarısında. Şurası. Bu nedir? Bu bizim onu da ekledi. Bakın şurada isterseniz at keyframe var, filter by selection var, bir de at event var. Bakın ben at event diyerek event ekleyip bunun yerini değiştirebiliyorum. İstediğim yere event ekleyip bunların yerini değiştirebiliyorum. Peki bu eventler ne yapar? Bu eventler kısaca aslında metodunuzu çalıştırır. Bir metot çalıştırmaya bir faaliyet yapmanızda işe yarar. Event'e tıkladığımda sol tarafta fonksiyon seçmemi ister. Burada içerisinde bulunan scriptlerin metotlarına erişebilirim. Bakın burada jump action'ımı görüyorum. Benim zıplayınca yukarı kaldıran ihtiyacım olan. Ama onun dışında walk'u, gravity'yi, run'ı, animation ve diğer farklı metotları görüyorum. Bu ne için? Benim karakterim içerisindeki scriptlerin yani animatörün bulunduğu yerdeki scriptlerin metotlarına erişiyor. Peki dediğim gibi biz bir zıplama kodumuzu kodda çağırmadık. Yükselmesi nerede çağırdık? Animasyonun içerisinde. Bakın şöyle karaktere yaklaşacağım. Animasyonun içerisinde karakter tam yükselmesi gerektiği yerde ben bir event ekledim ve jump action'ı burada çağırdım. Yani animasyon ile bir kod çalıştırıyorum. Diyorum ki buradan itibaren yükselmeye başlasın karakter. Ve bakın karakter oradan itibaren yükseliyor. Tabii kod olduğu için biz bunu bu şekilde göremiyoruz. Bu şekilde görebilmemiz için oyunu başlatmamız gerekiyor. Oyunu başlattım. İley dedim ve bakın tam eğilip kalkarken jump action çalışıyor ve karakterim yerden yükseliyor. Koşarken de aynı şekilde yerden yükselerek koşuyor. Yürüyorum, koşmaya baş. Şöyle çok kenardaysan yürüyorum, koşmaya başladım. Yavaştan hızlıya doğru koşuyor bakın. Animasyon girdi. Şimdi koşmayı bıraktım, yürümeye geçtim. Yavaş yavaş yürüme pozisyonuna geliyor. Yine bizim kullandığımız BlendTree sayesinde kod çalıştırmamız, event eklememiz de tamamen bu şekildeydi. Herhangi bir animasyona giriyorsunuz. Burada eventi seçiyorsunuz ve içerisindeki metotlardan çalışmasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu sayede çok farklı şey yapabilirsiniz. Atıyorum bir vurma animasyonunuz vardır. Bir RPG oyunu yapıyorsunuz ya da karakteriniz bir kapı animasyonu var bir iksir içme animasyonu vardır. Karakteriniz iksir içtiğinde canı artsın istiyorsunuz. Ve bunu çok gerçekçi gözüksün hissiyatı olsun istiyorsanız karakterin içki e, iksir içme animasyonu çalışırken tam ağzında iksirin değdiği yerde veya iksiri işte içtiği kısma event ekleyerek canı arttırma kodunu buraya yazabilirsiniz. Böylelikle çok gerçekçi bir hissiyat olur. Çünkü animasyon yani oyuncu gördüğü anda feedback alır. Yani işte bu savaş oyunlarında kılıcı tam karaktere işte değdirdiğinizde veya tam kafasını kestiğinizde ölsün bir şey olsun istiyorsunuz. Yine bu şekilde animasyonlara event ekleyerek istediğiniz herhangi bir metodu çağırabilirsiniz. Dediğim gibi normal metod olarak oluşturuyorsunuz. Bakın boş public olmasına gerek yok bu arada. Herhangi bir scriptte de erişip orayı da çağırabilirsiniz. Yani event sistemi tamamen ayrı bir konu zaten. Burada event gönderiyorsunuz, o da eventi kabul ediyor. Herhangi bir şeyi çağırabilirsiniz. Yani kod içinde buradan başka bir metodu da çağırıp ya da başka bir script'e oluşup onun içindeki metodu da çağırabilirsiniz. İkinci animasyon videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan soruları, önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar Discord'da bizim bir sunucumuz var. Şu anda 500'e yakın topluluğumuz, topluluk üyemiz bulunuyor. Discord'umuza girerek sormak istediğiniz soruları da yine Discord üzerinden hem bize hem ekip arkadaşlarımıza hem de sizin gibi kendini bu sektörde bir yer edinmişlere sorular sorup e, sohbet edebilirsiniz. Discordumuzda da bekliyoruz. Biz zaten sürekli orada aktiviz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Kanala destek olmak için de abone olursanız sevinirim. İyi günler, iyi çalışmalar.